ve kainatın efendileri. Benim adım Adam. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusuyum. İşte bu da Titrek, benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına! Güç bende artık! Titrek atılgan bir savaşçı haline gelirken ben de He-Man oluyorum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece 3 kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız büyücü, general ve orko. Hep birlikte Gölgeler Şatosu'nun sırlarını İskeletor'un kötü güçlerine karşı savunuyoruz. Çekiliş. Çok iyi Orko. Gerçekten çok iyi. Numaraların gittikçe gelişiyor Orko. Ve bunun iyi yönde olduğunu söyleyebilirim. Evet, artık temizlenmeye de başlamışsın. Bu da büyük bir değişiklik sayılır. Değişiklik de ne demek? Ben yine eskisi gibiyim. Siz sadece beni takdir etmiyordunuz. Hem insanlar değişmezler, hava değişir ama insanlar asla. Hayır, bu konuda sana katılmıyorum dostum. İnsanlar da değişebilir. Bir prense yanıldığını söylemek hoş değil ama Adam, daha fazla yanılamazsın. İnsanlar olduğu gibidir. İyiler hep iyi kalır, kötüler de hep kötülük yaparlar. Ve yanıldığını düşünen aksini kanıtlamalı. Yanılıyorsun, çok yanılıyorsun Sibylline. Bu kez yanılmıyorum. Değişmek için henüz çok geç değil. Bu kadar yeter Gorgon. Gözyaşı Adası'nda bulunan güzel her şeyi yok etmemi sağladın. Artık daha fazlasını yapmayacağım. Bunu istemiyorum. Sadece söylediğimi yapacaksın, aksi olamaz. Bu adada emirleri ben veririm. Hayır, büyü yapmayacağım. Seller oluşmayacak. Canavarlar yaratılmayacak. Bir zamanlar iyi bir büyücüydüm. Ve sen beni kandırarak kötü bir yaratık haline getirdin. Sen hala iyi bir büyücüsün. Kötünün iyisisin. Sen Kral Dantan'ı devirmene yardım edeceğimi san. İstersen zindanda ona eşlik edebilirsin. Artık senden korkmuyorum Gorgon. Bunu göreceğiz büyücü. Gücünü düşmanlarımıza karşı kullanmalısın. Sen de düşmansın. Ve senin kötülüklerine katlanmak istemiyorum. Mahfızlar. Onu Denton'ın yanına atın. Madem kıra için bu kadar üzülüyorsun, o zaman zindanda birlikte kalın. Evet, demek kötü Gargoyle dostlarını da hapse atmaya başladı. O dostum değil Kral Denton. Ve şimdi anlamaya başlıyorum. Sen benim düşmanım değilsin. Bunun için geç kaldın Sibylline. Artık ikimiz de mahkumuz. Belki de henüz çok geç değildir. Bu zindandan kurtulabilecek kadar sihrim kalmış olabilir. Ama nereye gidebilirim? Bize yardıma kim gelebilir ki? Eğer taraf değiştirdiysen Sibylline, Kral Randor ve He-Man'e gidebilirsin. Onlar yardım eder. Elbette. Eternia'ya gidebilirim. Onları geçmişte yaptığım kötülükleri düzeltmek istediğime inandırabilirim. Bu çok zor olabilir. Affedilecek çok şey var. Yine de denemeliyim. Keşke seni kurtarabilecek kadar gücüm olsaydı. Böyle bir şeyi yıllardır bekliyordum. Biraz daha bekleyebilirim. Şimdi sana inanacaklarını umarım. Artık git. Çabuk ol. Hemen döneceğim majesteleri. Sizi tahtta görmek istiyorum. Gördünüz mü? İnsanlar değişmez demiştim. Adam yine gecikti. Üzgünüm, yine geciktim. Uyuyakalmışım da. Bugün büyücü Sibylline'dan bir mesaj aldım. Sibylline mı? Peki ne istiyormuş? Gorgon'a karşı yardımımızı istiyormuş. Mesaja değiştiğini yazmış. Değişmiş mi? Sibylline Eternia'nın en kötülerinden biridir. Ama bizden yardım istemiş. İsteğini nasıl geri çevirebiliriz ki? Çok kolay. Hayır diyebiliriz. O çok kötüdür. Yaptıklarını duydum. Koca bir orduyu balık sürüsü haline getirmiş. Onları ancak gölgeler büyücüsü eskisi gibi yapmıştı. Orko, yardım isteyen herkese elimizi uzatmalıyız.
Onu buraya davet ettim ve kendisine çok iyi davranılacak. Onun hakkında kötü şeyler hissediyorum. Endişelenme dostum, senden iyi bir balık olur. Ama dişsiz bir balık. Majesteleri, beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir zamanlar size karşı savaşan birine kapılarınızı açmanız güveninizi gösteriyor. Ülke olarak tek istediğimiz kainatta barış olmasıdır. Bu işi Eternia'dan başlamamız gerekiyor. Sarayımıza hoş geldin. Gözlerimi ondan ayırmasam iyi olur. Kral Dantin de halkı tarafından sevilirdi. Ama Gorgon halkını köle haline getirdi. Ve ben ona yardım ettim. Çok yanılmışım. Kölelik en kötü şeylerdendir. Kesinlikle öyle. Ama ben değiştim. Her şey değişebilir. Kral Dantin hala hayatta. Ama Gorgon'un esiri. Birlikte onu kurtarabiliriz. Öyleyse yardım edeceğiz. Görünüşe göre burada bize de iş düşüyor. Tabii ona güvenebilirsek. Yine de gitmemiz gerekiyor. Gelmeni istedim kötülüğün. Çünkü senden daha kötü bir büyücü yoktu. Teşekkür ederim Gorgon. Sorununa gelelim. Sibilay'ın karşı tarafa geçeceğini kim düşünebilirdi? Şimdi neler yaptığını görelim mi? Sibilay'ın hala kötü olduğuna inanmalarını nasıl sağlarız? Bu çok kolay olabilir. Orada ona güvenmeyen biri olduğunu biliyoruz. Uçan ejderha hareketiyle şüphelerini iki katına çıkarabiliriz. Güzel, güzel, güzel. Uçan ejderhalara bayılırım. Hayatımızı kurtardın Sibilayn. Ben her zaman hizmetinizdeyim. Ejderhayı bir kafesin içine soktu. Bence geleceğinden haberi vardı. Her şeyi o ayarladı. Hem buralara ejderha geldi. Nerede görülmüş? Ben biliyorum. Şimdi kontrol ettim. O ejderha hayvanat bahçesinden kaçmış. Eğer Sibilayn olmasaydı kralla kraliçe ölebilirlerdi. Küçük dostum, yanılıyor olabilirsin. Hayır, yanılmıyorum. Onun yaptığından eminim. Bilin bakalım bu neden oldu. Sibilayn, o yapmıştır. Ben muhafızları kontrol edeyim. Artık kendi büyücümüzü ziyaret etsek iyi olacak. Ben de Sibilayn'ı kontrol edeyim. Sibilayn çok güçlü bir büyücüdür. Ve onun düşmandan çok dost olmasını isterim. Ama gerçekten dostumuz mu? Şu anda Gorgon'un düşmanı. Ve onun yardımıyla Gorgon yenilebilir. Öyleyse güvenilebilir. Ona kendini kanıtlaması için fırsat vermeliyiz. Ve bazen kötülerin bile iyilik yaptıkları görülmüştür. Sibilayn'a bir şans tanıyacağız. Hiç böyle bir fırtına görmemiştim. Şuraya bak, sel geliyor. İmdat! İmdat! Dayan Orko, geliyorum. Gölgelerin gücü adına. Güç bende artık. Yüzmeye çalış Orko. Yardım. Ah!
Sen orada ne yapıyordun ha? Sibilayn'ı takip ediyordum ama senden hemen önce ortadan yok oldu. Her şey bitti Orko. Fırtına da geçti. Buna inanamıyorum. Fırtına geldiği gibi bir anda yok oldu. Tıpkı bir büyü gibi. O yapmıştır. Bundan eminim. Ben sihirbazım ve büyüyü hissedebiliyorum. Bu kötü bir büyü. Hiç kanıtın yok Orko. Ama majesteleri, buraya geldiğinden beri olanları gördünüz. Bana da büyücünün işi gibi geldi. Bu da bir kanıt değil. Kanıt bulunana dek burada bulunan herkese barışçıl davranılacak. Şüphelenmekte haklısın Orko. Bu olayların hepsi büyünün sonucu. Ama bu büyüler benim değil. Peki ya kimin? Bilmiyorum. Ama tahminime göre... Gözyaşı Adası'ndan yapılıyorlar. Sibylline'le birlikte Gözyaşı Adası'na giderek Gordon'u yönetimden indirmelisiniz. Danton'u da yeniden tahta çıkartın. Aa, büyülü bir adada tatil yapmayı kim istemez ki? Planın mükemmel işliyor kötülüğün. Evet, sadece Sibylline'i dizüstü çöktürmekte kalmayacağız. Himen'i de yakalayacağız. Ve Sibylline'ın benden af dilemesini istiyorum. Geriden geldiğim için bağışlayın ama burası biraz ürkütücü. Beni takip edin. Burası gizli çalışma yerimin girişidir. Bence gizli çalışma yerin artık herkesçe biliniyor. Bu önemli değil Himen. Önemli olan şu. Büyük Kral Danton ve Gorgon'un onu zindanlarda tutmasıdır. Bu geçit bizi Danton'un bulunduğu yere götürecek. Bu bir tuzak. Bundan eminim. Aa, sus artık Orko. Dikkatli yürüyün. Muhafızların kulakları çok keskindir. Benim için endişelenme. Ben yere dokunmuyorum. Gördün mü? Kral Danton buralarda olmalı. İşte onun hücresi. Şüphelerim iyice arttı. Pekala, herkes hazır mı? Evet, içeride. Ve başında da muhafız yok. Ah Sibylline, geri döneceğini umuyordum. Himen'i de getirmişsin. Bugünleri göreceğimi ümit etmiyordum. Bu yüzden geldik Danton. Şimdi Gordon'u tahttan kovalım ve Gözyaşı Adası'nı özgürlüğe kavuşturalım. Ve Kral Danton'u tekrar krallığın başına getirelim. Bu bir tuzak, size söylemiştim. Emine hoş geldin Sibylline. Sen rolünü iyi oynadın. Tıpkı birlikte planladığımız gibi. Demek Orko haklıymış. Sibylline bizi kandırdı. Durun bir dakika. Sibylline'ı da dinlemek zorundayız. Ben size hep dürüst davrandım Himen. Sizi tuzağa düşürmedim. Gorgon yalan söylüyor. Hala kötü olduğumu sanmanızı istiyor. İnanması güç biliyorum. Ama yaptığım kötülükleri düzeltmek istiyorum. Gorgon, buraya senin yerine gerçek kralı geçirmek için döndüm. Benim yerim mi? Öyleyse kalan günlerini o zindanda yeni arkadaşlarınla birlikte geçirmek zorundasın. Çünkü bundan böyle yardımına ihtiyacım yok. Doğru mu düşünüyorum kötülüğün? Doğru düşünüyor Sibylline. Himen bile bir metre kalınlığındaki özel çeliği deremez. Bu bütün büyüleri açıklıyor. Bana inanmalısınız Himen. Bunları ikisi planlamıştır. Bana güvenmenizi istemiyorlardı. Son şansımı da engellemeye çalışıyorlardı. Sana inanıyorum. Sana değişme şansı vermeyeceğimizi sanarak yanıldılar. Ve bir konuda daha yanıldılar. Bir metre kalınlığında özel çelik mi demiştin sen?
Bayanlar önden. Hey, fazla uzaklaşmayın sakın. Ben lazer iplerimi kullanacağım. İyi fikir. Bu onları bağlamaya yeter baba. Teşekkürler Sibila. Rica ederim. Teşekkür ederim Orko. Rica ederim. Evet. Bu dayak muhafızlara uzun süre ders olur. Haydi. Şimdi de Gorgon'u bulalım. Bu taraftan. Ne olacak Götel'in, ne olacak? Bir şey yap. Her an içeri girebilirler. Bu kapıyı asla aşamazlar. Sihrim onları dışarıda tutacak. Ama muhafızlarımı da dışarıda bıraktım. Seni sersem. Ben buradayım ya. Muhafıza ihtiyacımız yok. Diğerleri kapının önünde. Biz diğer kapıyı tercih ettik. Muhafızlar, muhafızlar! Gorgon'u sen bana bırak. Dili yakalamak için nefesini tutarak yüzmen gerekecek Kimen. Çabuk dalışa geçiyoruz. Evet. Bakın ne yakaladım. Senin büyülerin benimkilerle başa çıkamaz Sibirayn. Artık vazgeç ve efendin Gorgon'a itaat et. Gorgon'a itaat etmem. Sana da itaat etmem kötülüğüm. Öyleyse başka şansın kalmadı. Eskiden büyülerinden korkardım kötülüğüm. Ama artık korkmuyorum. Çünkü sonunda arkama doğruluğun gerçek gücünü almayı başardım. Bunu göreceğiz Sibirayn. Bak Sibirayn. Savaşmamıza gerek yok. Biz her zaman iyi dost olmuştuk. Senin arkadaşın olacağıma böceğe dönüşmeyi tercih ederim kötülüğün. Pekala. Eğer istediğin buysa. Artık kapıları da eskisi gibi yapmıyorlar. Kötülüğün bir şeyler yapsana. Yapmak üzereyim ama senin için değil. Bu konuyu aramızda konuşalım mı acaba? Verbo'nun kötülüklerinin hesabını verirken gözyaşı adası halkı mutluluktan alıyor. Tabii ki Himen ve sizlerin sayesinde. Sana da teşekkür ederim Sibila. Geçmişte yaptığım bütün kötülükleri affederken yeni geleceğimize ortak olmanı istiyorum. Bunların altından yeni dostlarım olmadan asla kalkamazdım. Umarım seni de yeni dostlarımdan biri olarak görebilirim Orko. İşte bunu sevdim. Gördün mü Orko? Bütün insanlar değişmeye müsaittir. Onlara karşı her zaman açık olmalı ve değişme fırsatı vermeliyiz. Elbette her zaman söylerim ben. İnsanlar değişebilirler. Ne dedin sen? Size bir numara yapayım mı? Evet,
Kaybolma numaranın tam sırası Orko. Bazen nedense takdir edilmediğimi hissediyorum. Sonra görüşürüz dostlar. Sonra görüşürüz küçük dostum. Bugünkü öykümüzde de gördüğünüz gibi insanlar değişebilir. Evet Tila. Sibylline hep kötü bir büyücü olmuştur. Ama yeteneklerini iyi yöne çevirmeyi başardı. Sizin de beğenmediğiniz bir yönünüz var mı peki? Mesela kötü bir alışkanlık. Ben değişemem demek kolaydır. Ama aslında gerçekten isterseniz her türlü davranışınızı değiştirebilirsiniz. Ama önce kendinize yapabilirim demek zorundasınız.